Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah nasip ederse sizlere bugün fırında tavuk budu tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimizi tanıtayım. Bir paket tavuk budum var. Biberim, domatesim, 4 tane patatesim var, bir tane kuru soğanım var. Burada ise bir yemek kaşığı salçam, 3 diş sarımsak, az miktarda da zeytinyağım var. Burada ise tuz, pul biber, toz biber, kekik ve kimyonum var. Arkadaşlar ben şimdi ilk önce tavuklarımı bir ayarlayayım. Ondan sonra nasıl olursa döneceğim. Arkadaşlar ilk önce işimizi şu tavukların dip taraflarını keserek başlayacağız. Arkadaşlar çok şükür tavuklarımın ben arka taraflarını kestim şu şekilde. Butlarımı. Arkadaşlar ilk önce salçamızı, sarımsağımızı ve yağımızı koyduğumuz tabakta salçamızı açmamız gerekiyor. Tabii bunun için bize biraz su lazım. Yarım bardak su var. Atıyorum. Sonra açacağım Allah nasip ederse bunu. Salçamı açtım. Şimdi ise baharatlarımı atacağım. Onlarla da bir güzel karıştıracağım ben bunu. Hazırlamış olduğumuz harcımızı tavuk butlarımıza ilave ediyoruz. Biraz da bıraktım içinde. Onu da Allah nasip ederse tepsimin içine dökeceğim. Arkadaşlar ben patateslerimi gibi doğradım. Kasemin içindeki kalan sosla da karıştırdım. Hiçbir şekilde malzememizi Allah nasip ederse zayi etmeyeceğiz. Zayi etmeden kullanacağız. Ben bu şekilde yaptım. Birazdan da artık tepsimizin üzerine bunları koyacağız inşallah. Arkadaşlar ben malzemelerin hepsini üst üste koydum. Görmüş olduğunuz gibi. Yani süsleme işini arzuya göre yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi ayırmış olduğum sosumun üzerine çok az yani ne diyeyim bir çay bardağının yarısı kadar su attım. Malzemelerin üzerine Allah nasip eder şu şekilde dökeceğiz. En azından bunları da tatlandıralım. Ama sulu seviyorsanız şayet yani suyu biraz arttırabilirsiniz sosunuzun ama çünkü tavuklarımızın da derileri yağlı olduğu için pek tavsiye etmem ben. Bunların da çünkü suyu çıkacak. O yüzden bu kadar kafidir. Şimdi yağlı kağıt koyacağım üstüne ve sonra Allah nasip ederse fırına göndereceğim. Arkadaşlar ben yağlı kağıdımı ısladım. Şu şekilde. Üzerine koyacağım. Ondan sonra Allah nasip ederse fırına göndereceğim. Arkadaşlar ben bu aşamada fırında bulunan tavuğumun üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Biraz da bu şekilde pişmesini istiyoruz inşallah. Arkadaşlar Allah'a hamdolsun fırından tavuk butlarımı çıkardım. Çok şükür iyi görünüyorlar. Atmış olduğum videolarımı beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olacağım. Allah hanelerinize huzur bereket versin inşallah. Selametle kalın.